Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Bakara suresinin 29. ayeti. Burada Allah-u Teala'nın her şeyi insanlar için yaratması ve semanın tanzimi, bu gibi konulara temas ediliyor. Bunu ele almaya çalışacağız. İlgili ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Hüvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. O Allah ki arzda, yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sümme istevâ ile semâ, sonra semaya yöneldi. Fesevvâhunne sev'a semâvât, ve semavatı 7 sema olarak tanzim etti. Ve huve bi külli şeyin alim, o Allah her şeyi bilendir. Burada Allah-u Teala yeryüzünde ne varsa hepsinin biz insanlar için yaratıldığını ifade ediyor. Gerçekten insan kainatın merkezinde yer alan bir varlık. Allah-u Teala insanı kendine muhatap olarak seçmiş ve her şeyi insanın emrine vermiş. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde vesahhara kelimesiyle Allah şunları şunları size musahhar kıldı, bunları bunları emrinize verdi, bu mealde pek çok ayetler var. Vesahhara şemse vel gamer, Allah güneşi ayı emrinize verdi. Ve bir başka ayette Allah-u Teala şöyle bildirmekte Nahl suresinde, ve etâkum min külli mâ seeltumûhû, ne istemişseniz Allah size verdi. Ve in ta'uddu ni'metallah la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız bunları saymakla bitiremezsiniz. Demek ki insan kabiliyet diliyle ne istemişse, bu insanın neye ihtiyacı varsa Allah-u Teala tarafından verilmiş. Yeryüzü bizim için adeta bir saray ve bu yeryüzü sarayının zemini var. O zemin işte adeta çok güzel desenlerle süslenmiş bir halı gibi ama gerçek bir halı. Fıtri çimenler, üzerinde rengarenk desenli çiçekler ve ağaçlar. Öte yandan gök kubbe üzerimizde bir tavan ve güneş o gök kubbeye asılmış, bizleri aydınlatan bir lamba ve aynı zamanda ısıtıcı bir soba. İşte bütün bunlar insanın kainat sarayında, şu alem sarayında merkezde yer aldığını gösteriyor. Mevzumuz olan ayet-i kerimede Allah-u Teala genel ifadeyle huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an, arzda ne varsa Allah hepsini sizin için yarattım. Burada bir istisna getirilmemiş, arzda ne varsa. Burada belki hatıra şu gelebilir, yani yeryüzünde bize faydası olmayan şeyler de var, buna ne diyeceğiz? Mesela yılan veya diyelim bir yarasa veya bir takım daha başka varlıklar, bunların doğrudan bizimle ne alakası olabilir? Değerli izleyenlerim, aslında bütün bunların bizimle alakası var. Ben petrolü örnek vermek istiyorum. Petrol milyonlarca yıldan beri teşekkülü devam eden çok güzel bir nimet. Ama insanlar ne zaman ki motorlu taşıt yapabilecek ilmi bir seviyeye geldi, Allah-u Teala dünyanın değişik yerlerinden petrolü sızdırmaya başladı. Bugün dünyanın en büyük petrol üreticilerinden birisi Suudi Arabistan'dır. Ve burada petrol 200 yıl önce çıkmaya başladığında, tarlalardan böyle adeta fışkırırcasına çıkmaya başladığında o tarla sahipleri çok rahatsızlık duyuyorlar. Ve diyorlar ki bu pis kokulu madde, siyah madde nereden çıktı? Ve ellerindeki tarlaları adeta yok pahasına satıyorlar. Ama bunun ne kadar büyük bir nimet olduğu artık günümüzde gözler önündedir. Nasıl insanın damarlarında kan deveran ediyor, onun gibi dünyanın da kanı hükmünde adeta petroldür. Hayat petrolle devam ediyor. İnsanlar başlangıçta bunu nimet olarak görmediler. Siyah, pis kokulu bir madde olarak gördüler. Ama bugün bundan ne kadar çok istifade ediliyor. Öte yandan yerin derinlikleri, fil art derken ehline malum olduğu üzere fi içinde manası da vermekte. Yerin içindekiler, bunların hepsi yine insanın emrine verilmiş. Ülkemizin değişik yerlerini gezdiğimizde mesela dağları görüyoruz. O dağların değişik renklerde olduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde kurşuni rengi,
bazı yerlerde kahverengi, bazı yerlerde daha değişik renklerde. Ve bunlar altında bulunan maddelerin aslında bir göstergesi gibi. Onların içinde çok kıymetli şeyler var. Ama belki biz şu anda bunları değerlendiremiyoruz. Şu anda bunların neye yaradığını pek de belki bilemiyoruz. Ama gün gelecek petrolden istifade ettiğimiz gibi bunlardan da istifade edilecek. Daha yerin derinliklerinde gelecek insanlarına yönelik nice büyük nimetler var, yaratılmış ve bunlar gelecek insanlarına göre hazırlanmış. Zamanı geldiğinde birer nimet olarak bunlar da çıkacak. Nasıl ki şu anda Türkiye dünyanın en zengin bor madenlerine sahip, fazla belki değerlendiremiyoruz ama yakın bir gelecekte belki bu Türkiye'yi çok zengin edecek bir kıymete ulaşacak. Bu anlamda yerin üzerinde ne varsa, yerin içinde ne varsa bunların hepsi biz insanlar için yaratılmış. Sözlerim arasında yarasa ifadesi de geçmişti. Onu da misal olarak vermek istiyorum. Mesela yarasa ne etinden istifade edilir ne de sütünden istifade edilir. Geceleri uçan bir kuş. Normalde bize faydası yok gibi. Ama insanlar yarasa vasıtasıyla radarı buluyorlar. İşte nasıl ki bir uçak havalandığında havada giderken radar onun geldiğini tespit ediyor. Bu sistemi yarasayı incelemek suretiyle insanlar buluyorlar. Çünkü yarasa gece karanlıkta uçuyor ve önünü normalde görmüyor, göz verilmemiş. Ses çıkarıyor. Çıkarmış olduğu ses o mağaralarda engellere çarpıyor, tekrar kendisine dönüyor ve bu şekilde yarasa önünü görüyor. Aynı sistemi radara uygulamak suretiyle bu insanlar radar gibi büyük bir nimeti elde etmiş oluyorlar. Bu bir misal. Bunun gibi insan yılanları düşünebilir, fareleri düşünebilir, sinekleri düşünebilir. Bütün bunları böyle düşündüğü zaman gerçekten bunlar hepsi insan için bir nimettir. Ancak bunların bir kısmı doğrudan nimettir. Diyelim elmanın, portakalın veya domatesin nimet olduğunu hepimiz biliyoruz. Koyunun, keçinin, sığırın nimet olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ormanlarda o kadar canlılar var. Dağlarda çok değişik şeyler var. Yerin derinliklerinde yine çok değişik şeyler var. Bunların bize nimet olma cihetini çok da fazla bilemeyebiliriz. Ama biz bilmesek bile bunlar gerçekten çok büyük nimettirler. Ve ekolojik dengede bunlara da çok büyük görevler düşüyor. Nasıl ki insan vücudunda fazlalık bir şey yok. İnsan vücudunda her şey yerli yerince yapılmıştır. Bir çift göz olması gereken yerdedir ve olması gereken şekildedir. Benzeri bir şekilde yeryüzünde de ne varsa hepsi olması gereken şekilde tanzim edilmiştir. Daha farklı bir şekilde bunları tanzim edebilmek, daha farklı bir şekilde daha güzel olurdu diyebilmek mümkün değildir. Dolayısıyla insan merkezde, kainatın merkezinde yer almış ve kainatta olan her şey insana hizmet ediyor. Özellikle evimiz hükmünde olan şu yeryüzünde ne varsa hepsi biz insanların emrine verilmiş. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bizlere çok büyük bir önem verdiğini gösteriyor. Bizi yeryüzüne bir halife kılmış ve kendisine muhatap yapmış ve her şeyi emrimize vermiş. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَى Allah sonra semaya müteveccüh oldu. Sonra semaya yöneldi. Bunun yorumunda şuna dikkat çekiliyor. Allah-u Teala önce yeryüzünü tanzim etti, ardından semanın tanzimini yaptı. Malum sadece yeryüzüyle iş bitmiyor. Bizlerin gökyüzüyle de alakası var ve bizler gökyüzünden de istifade ediyoruz. Mesela deniliyor ki gök ağlamayınca yer gülmez. Gökyüzünden yağmur yağacak ki yeryüzünde bahar olsun, yeryüzünde hayat olsun. Onun gibi yer ile gök arasında çok kuvvetli münasebetler var. Mesela yağmur gökyüzünden geliyor. Isı ışık gökyüzünden geliyor. Daha böyle hava, atmosfer yine gökyüzünde. Bütün bunlar yeryüzündeki hayatla alakalı çok önemli şeyler. Ve bunlar birbirini tamamlıyor. Nasıl ki kadın erkek birbirini tamamlar, beraber olmalarıyla nesiller devam eder. Adeta yeryüzü ve gökyüzü bu şekilde birbirine mukabil yaratılmış
beraber izdivaçlarından yeryüzünde bitkiler, hayvanlar ve insanlar yaratılıyor. Hayat yer ve göğün izdivacından meydana geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Enbiya suresinde şöyle bildirmekte: "Evelem yerallezine keferu, o inkar edenler görmediler mi? Ennes semavat vel art, gökler ve yer, kâneta ratkan, bunlar birbirine bitişik idi. Fefetaknâhume, biz bunları birbirinden ayırt ettik. Ve cealnâ minel mâ'i külle şeyin hay, ve her canlı şeyi sudan yarattık." Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki gökler ve yer bir zamanlar birbirine bitişik vaziyetteydi. Adeta açılmamış yaş bir hamur gibi düşünelim. Bu hamur diyelim açılacak, şekillendirilecek. Allah-u Teala Nur-u Muhammedi'den önce Nur-u Muhammedi'yi yaratıyor. Oradan atomları tabiri caizse yaratıyor. Ve o şekilde gökleri orada bırakarak, yeryüzünü buraya getirerek her birini yerli yerince tanzim ediyor. Şüphesiz bu bir kader programını gerektirir. Nasıl ki çok büyük bir bina, büyük bir saray mesela yapılmazdan önce bunun planı, projesi olur. Ve orada nerede neyin yapılacağı bellidir. Ve hangi merhalelerden geçirilerek yapılacak bellidir. Nereye ne yerleştirilecek bellidir. Göklerin ve yerin bu şekilde tanzimi de şüphesiz bir kader programına dayanır. Allah'ın ilminde dünyanın bu şekli alması belliydi. Ve ona göre belli merhalelerden geçirildi. İlmen de bugün bilmekteyiz ki dünya bir zamanlar kızgın bir alev kütlesi halindeydi. Ve nasıl ki şu anda gökyüzünde pek çok alev kütlesi halinde gök cisimleri var, dünyamız da bir zamanlar o şekildeydi. Ama Allah-u Teala bu alev kütlesine, bu alev küresine hayat veriyor. İşte ayet-i kerime, gökler ve yer birbirinden bitişik idi, biz onları ayırdık. Ardından وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ, her canlıyı sudan yarattık buyuruyor. Demek ki atmosfer yaratılıyor ve gökyüzünden sular indiriliyor ve neticesinde yeryüzünde hayat başlatılıyor. Denizlerde veya karada işin ayrıntılarını bilemiyoruz ama her canlı şey su vasıtasıyla başlatılıyor. Ve Allah-u Teala bu cansız gezegene hayat veriyor, can veriyor ve bu şekilde yine şu anda gökten indirmiş olduğu yağmurlarla hayat devam ediyor. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَا, Allah sonra semaya müteveccüh oldu, semaya yöneldi. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتْ, ve o semayı 7 kat sema olarak tanzim etti. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de seba semavat ifadesi değişik yerlerde tekrarlanır. Demek ki semavat, yukarı alemler başlıca 7 bölümden meydana geliyor. Bu nasıldır? Bunu anlamamız biraz belki zor. Ama Kur'an-ı Kerim 7 diyorsa 7'dir. Ama şunu da bilmekteyiz ki gerçekten Allah'ın mülkü çok geniş. Dolayısıyla bu geniş mülkün herhalde başlıca bölümleri 7 bölümden meydana geliyor. İşte bazı zatlar Rabbül Alemin ifadesinin tefsirinde 18 bin alem demişler. Hatta bir tanesi bir şiirinde diyor ki Muhyiddinem dervişem, Hakk'a gönül vermişem, 18 bin alemi bir zerrede görmüşem. Allah hem bütün alemleri yaratmış hem de atomları yaratmış. Bütün alemlerde kudreti nasıl tecelli ediyorsa en küçük bir atomda da aynı kudret tecelli ediyor. İşte semavat başlıca demek ki 7 mertebeden meydana geliyor. Üzerimizdeki alemler, sema kelimesi küllü mâ aleyke fehuve semaun denilmiştir. Yani insanın üzerinde olan, fevkinde olan her şey sema olarak nitelendirilir. Nasıl ki evin damı oluyor, tavanı oluyor, onun gibi gök kubbe dediğimiz üzerimizdeki tavan bizim için bir sema hükmündedir. Bunun yanında her yıldızın, her gezegenin kendine göre bir seması var. Ve bunların da belki kendi içinde tabakaları var. Ben bu vesileyle 7 kelimesinin kullanımı, işte 7 merhalelerin bulunması, bununla alakalı bazı
açıklayıcı bilgiler vermekte fayda görüyorum. Şöyle ki, malum yukarıya doğru atmosfer var ve atmosferin başlıca 7 katmanı var. Atmosfer 7 farklı tabakadan meydana geliyor. Yerin aşağıya doğru derinlemesine başlıca yine 7 tabakası var. Dünya derinlemesine 7 farklı tabakadan meydana geliyor. Demek aşağıya doğru 7, yukarıya doğru yine 7. Sesin kendine göre 7 farklı tabakası var. Yani bu nota şeklinde de zaten do, ra, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde ifade ediliyor. 7 farklı ses mertebesi bulunmakta. Gördüğümüz bütün sesler, duyduğumuz bütün sesler bunlardan birine, bazılarına dahil olmakta. Işığın, rengin diyelim daha doğrusu, rengin başlıca 7 mertebesi bulunmakta. Elvan-ı seb'a deniyor buna, 7 renk. İşte bunların hepsi çevrildiğinde bir beyaz görülür. Ama bunun kırılması, tayflarıyla birbirinden farklı 7 tane renk ortaya çıkmakta. Bu renklerin de kendi aralarından karışımından çok daha farklı renkler ortaya çıkmakta. Ama başlıca renkler 7'dir. Ve atomun elektronlarının dizilişini düşündüğümüzde atomun elektronları 7 farklı mertebede diziliyor. Yani diyelim hidrojenin bir atomu, bir elektronu varsa onun kendine göre bir dizilişi var. Bir başkasının ikili dizilişi, bir başkasının üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili. En fazla elektronların diziliş sistemi yedili sistem şeklinde. Demek ki en küçük mikro planda da Allah-u Teala seba semavat manasını adeta bir atomda da gösteriyor. Onların farklı yedi diziliş mertebesiyle bize göstermekte. Hacda tavaf yapılır ve tavaf 7 kere yapılır. İnsanda nefis var. Nefsin farklı 7 mertebesinden bahsedilir. Ve buna da nüfusu seb'a deniyor. Yani nefsin 7 mertebesi. Öte yandan Cenab-ı Hakk'ın sıfatları var. Cenab-ı Hak kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Ve bu sıfatların başlıcaları 7 tanedir. Ve buna da sıfatı seb'a deniyor. 7 sıfat. Ve Kur'an-ı Kerim farklı kıraatlarda okunabiliyor. Farklı tarzda okunmaları söz konusu. Buna kıraat-ı seb'a, huruf-ı seb'a gibi isimler verilmekte. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. En küçük bir atomda elektronların farklı 7 dizilişi, işte rengin 7 farklı renkte olması, sesin 7 farklı ses şeklinde duyulması, yukarıya doğru atmosferin 7 tabaka olması, aşağıya doğru yerin derinliklerinin 7 farklı mertebe olması, Allah'ın 7 sıfata sahip olması, nefsin 7 farklı mertebede bulunması, bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Demek ki Allah-u Teala semavatı da 7 sema olarak tanzim etmiştir. İşte bizim üzerimizde atmosfer, onun 7 farklı dizilişi var. Başka gezegenler var, onların kendilerine göre atmosferi var. Öte yandan galaksiler var. O galaksilerin kendilerine göre semaları var. Ve belki de bütün bu gördüğümüz şu maddi alem, gözle görülen bu alemde bütün bunları adeta bir sema kabul edip ahiret alemlerinin de kendilerine göre diğer semaları var. Bu anlamda bile değerlendirmek mümkündür. Ama ifade etmeye çalıştığım gibi seba semavattan, 7 kat semadan murat nedir? İlla şudur demek biraz zor. Semavatın başlıca 7 farklı mertebede tanzim edildiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber yine ehline malum olduğu üzere Kur'an-ı Kerim'deki kullanımda, Arap dilindeki kullanımda 7, 70, 700 bu gibi ifadeler daha çok kesretten kinayedir. Yani çokluğu bildirir. Nasıl ki biz Türkçe'de binlerce diyoruz. Doğrudan bin rakamının kendisini kastetmeden çok olduğunu ifade için böyle söylüyoruz. Arapçada da 7, 700 bu gibi kelimeler, bu gibi rakamlar çokluğu ifade ederler. Ama bunun hakikati nedir? Bunun gerçek anlamdaki hakikatini insanlar diğer alemde görecekler. Ve orada yevme tüble serair sırrıyla sırlar ortaya çıkacak ve hakikatler ayan beyan bir şekilde tecelli edecek.
Allah-u Teala 7 kat semayı tanzimini nazara verdikten sonra şöyle bildiriyor. Ve huve bi külli şeyin alim, ve Allah her şeyi bilendir. Allah-u Teala elbette bilerek yapıyor. Yapan bilir, bilen konuşur. Mesela bir insan bilmeden yazı yazamaz. Bilmeden resim yapamaz. Bilmeden bir bina yapamaz. Zaten yapmış olması bildiğini gösterir. Bir usta çok güzel bir bina yaptığında acaba bina yapmasını bilir mi diye tereddüt etmeyiz. Zaten yapmış olması bildiğini gösterir. Birisi çok güzel bir yemek pişirdiğinde acaba yemek yapmayı bilir mi diye tereddüdümüz olmaz. Yapmış olması zaten bildiğini gösterir. Onun gibi Allah-u Teala her şeyi bilendir. Bütün bu gördüğümüz şeyler, yeryüzünün tanzimi, gökyüzünün tanzimi, insanın merkezde yaratılması, bütün bunlar Allah'ın ilminde belirlenmişti. Kader programıyla belirlenmişti. Allah-u Teala o programa göre bunları yarattı ve yaratmaya devam ediyor. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.